Kıymetli mevkidaşım Sayın Manturov, Sverdlovsk Bölgesi Valisi Sayın Kuyvaşev, misafir ülkelerin değerli liderleri ve heyet üyeleri, kıymetli katılımcılar, alanında en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olan İnnopron Fuarı vesilesiyle burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi Türk halkının en derin sevgi ve muhabbetlerini iletiyorum. Katılımcı ülkelerde üretilen mal, hizmet ve teknolojilerin tanıtımına katkıda bulunacak bu fuar, yeni teknik ve ticari işbirliklerinin tesis edilmesine de vesile olacak. Bu sayede ülkelerimiz arasında refah daha da artacak, halklarımızın dostluğu daha da pekişecek. Ben böyle bir etkinliği düzenledikleri için ev sahibi Rusya'ya ve değerli mevkidaşıma tebriklerimi iletmek istiyorum. Dünyada artık üretim biçimleri kökten değişiyor. İleri teknoloji ve dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet etmesiyle birlikte yaşam tarzlarının, kültürel kodların yeniden şekillendiği bir kırılma döneminden geçiyoruz. Globalleşme ile birlikte coğrafi engellerin sorun olmaktan çıkması, her türlü bilgiye ulaşımın kolaylaşması, ülkeler arası ekonomik gelişmişlikteki farkların kapanması öngörülüyordu. Bugün ne yazık ki bu küreselleşme söylemleri yerini ticaret savaşlarına, kapalı ekonomilere ve yeni bloklaşmalara bıraktı. Böyle bir ortamda karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştirerek beraber kazanmamıza imkan verecek İnnopron Sanayi Fuarı'nın Türkiye'nin partnerliğinde düzenlenmesini anlamlı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, Türkiye konumuyla, ekonomisiyle, pazar olanaklarıyla, gelişen ve dijitalleşen sanayisiyle yatırımcı dostu bir ülkedir. Bir taraftan Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel işbirlikleri ve serbest ticaret anlaşmaları yatırımcılar için verimli bir ortam sunarken, diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olarak sağladığımız teşvikler ülkemizi doğrudan yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu yıl Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 17 sıra yukarı çıkarak bir rekora imza attık. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 1.7 milyar müşteriye ve toplam milli hasılası miktarları 27 trilyon doları aşan çok sayıda pazara Türkiye üzerinden kolay erişim imkanı sunabiliyoruz. Bir kısmını sayabildiğim imkanlar sayesinde 2018 yılı itibariyle Türkiye'de kurulu yabancı sermayeli şirket sayısı 65 bin rakamına ulaştı. Sizlerin şahsında katılımcı ülkelere bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin siz de bu imkanlardan faydalanın ve Türkiye'nin verimli ekosistemine yatırım yapın. Bu şekilde karşılıklı işbirliğini artırarak halklarımızın refahına esaslı katkılar sağlayabiliriz. Değerli katılımcılar, fuarın partner ülkesi olmamız hasebiyle ev sahibi Rusya ile olan ilişkilerimize de kısaca değinmek istiyorum. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılında 8 defa, 2019 yılının ilk 6 ayında da şimdiye kadar 5 defa görüştüler. Bu durum Rusya ile olan ilişkilerimizin mevcut durumunu yansıtıyor ve tabii gelecekteki güçlü potansiyeli de işaret etmiş oluyor. Liderlerimiz arasındaki bu yakın diyalog
Türk-Rus ilişkilerinin her alanında kendini gösteriyor. Bu doğrultuda ülkelerimiz arasındaki ekonomik etkileşimin içeriği genişlemiş, ticaret hacmi ve yatırımlar artmış, ikili ekonomik ilişkilerin önündeki engeller büyük ölçüde kaldırılmıştır. Nitekim 2018 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık %15 artarak 25.7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Karşılıklı yatırımlarımız da 12 milyar dolar seviyesindedir. Ancak karşılıklı işbirliği bağlamında hala ülkelerimizin taşıdığı potansiyelin uzağında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Rusya Federasyonu'nun bölgeleriyle de ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, böylece işbirliği alanlarını ve aktörlerini çeşitlendirmek istiyoruz. Serbest vize rejiminin tekrar yürürlüğe sokulabilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerimizin daha fazla ivme kazanmasına sebep olacaktır. Hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Değerli misafirler, Türk-Rus ilişkilerinin çok boyutlu olmasından, iki ülkenin pek çok konuda işbirliği yapmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu sebeple Türk-Rus ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağına inandığımız, onlarca ülkeden misafirlerin katılım sağlayacağı İnnoprom'un partner ülkesi olarak fuar alanında yerimizi aldık. Ülkemiz burada sanayi sektöründe oldukça yetkin 25 firma, 7 kalkınma ajansı, 12 birlik ile toplam 43 standta temsil ediliyor. Ayrıca Türk kültürü ve Türk yemekleri tanıtım mekanlarıyla her türlü katılımcı profiline hitap edecek bir fuar alanımız olduğunu söyleyebilirim. Bu vesileyle her birinizin Türk fuar alanını teşriflerinizi özellikle beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, turizm Türkiye-Rusya ilişkileri açısından oldukça önemli bir başlık. Türkiye, kış, yaz, sağlık, kültür, doğa turizmi olanakları ve muhteşem coğrafi güzellikleriyle olağanüstü bir turizm destinasyonudur. Turizm sayesinde halklarımız arasında dostluklar perçinlenmeye devam ediyor. 2018 yılında yaklaşık 6 milyon Rus dostumuz Türkiye'yi ziyaret etti. Böylece Rus vatandaşları Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke vatandaşları arasında birinci sıradaki konumunu korumuş oldu. Biliyorsunuz, devlet başkanlarımızın mutabık kaldığı üzere 2019 yılını karşılıklı olarak Rus-Türk Kültür ve Turizm Yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda gerçekleşecek faaliyetlerin halklarımızın daha da yakınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Değerli misafirler, sözlerime son verirken başta mevkidaşım Sayın Manturov olmak üzere tüm katılımcılara, bu değerli fuarın organizasyonunda emeği geçen tüm personele teşekkürlerimi iletiyor. İnnoprom'un ülkelerimiz, halklarımız ve şirketlerimiz için en faydalı şekilde tamamlanmasını diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Thank you.
Anadolu на создание Черного моря. Buradayız efendim. Buradayız.